Kral kobra, karadul, dev eşek arısı, akrep ve at sineği. Hepsi sizi ısırabilir, sokabilir ve zehrini vücudunuza enjekte edebilir. Bu olunca genelde canınız yanar, bölgeyi bir yanma hissi kaplar ve vücudunuz tahmin edilemez tepkiler verebilir. Ancak acele ederseniz doktorlar size yardımcı olabilir. Isırık alanı birkaç gün boyunca acır ama daha sonra onu unutursunuz. Peki ya asla unutamayacağınız bir şekilde ısırılırsanız ne olur? Üstelik tamamen sıradan görünümlü bir bitki tarafından. Ona dokunduğunuzu fark etmeseniz bile vücudunuz tepki vermeye başlar. Hatta bu bitkinin yakınında bulunmak bile boğulmaya ya da öksürüğe sebep olabilir ve gözleriniz sulanmaya başlar. Ancak kazara dokunursanız işte o zaman acı birkaç gün, hafta, ay hatta yıl bile sürebilir. Üstünden uzun bir süre geçse bile bu tatsız his beklenmedik anlarda geri dönebilir. Kesin olan bir şey varsa o da bu bitkiyle karşılaştığınızı hayatınızın sonuna kadar unutmayacak olmanızdır. Bu arada sivri iğneleri olan bir kaktüsten falan bahsetmiyorum. Hayır, zehirli sarmaşık da değil. İlk bakışta geniş yapraklara sahip sıradan yeşil bir çalı gibi görünüyor. İyi haberse bu bitkinin sadece Avustralya'nın belirli bölgelerinde yetişiyor olması. Bu arkadaşın adı Gimpy Gimpy. Altın madencileri bu bitkiyi 1860 yılında Gimpy kasabasının yakınlarında keşfetti. Büyük ihtimalle de tatlarını kaçıran bir keşifti. Onu aramak için ormana girmeden koruyucu bir maske veya daha iyisi gaz maskesi ya da nefes cihazı, kalın kıyafetler ve güçlü botlar giymelisiniz. Pantolonunuzun paçalarını botlarınızın içine soktuktan ve koruyucu eldivenler taktıktan sonra da hazır olursunuz. Doğanın derinliklerine dalmanıza gerek yok. Bu bitki akarsuların yakınlarında ve ormanların kenarlarında yetişir. Birkaç ağacın yanından geçiyorsunuz ve suya yaklaşıyorsunuz. Burada sıkı bir çalılığın içinde tehlikeli çalımızı da fark ediyorsunuz. Gimpy Gimpy 3 metreye kadar uzayabiliyor. Kalp şeklindeki sivri uçlu koyu yeşil yaprakları ise yarım metreye kadar genişleyebiliyor. Bu bitki ısırgan veya dul avrat otuyla kolaylıkla karıştırılabilir. Gimpy Gimpy'yi ayırt etmenin tek yolu yapraklarını kaplayan ince tüy katmanıdır. Sanki sizi onu okşamaya teşvik eder gibi durur. Ancak bu tuzağa düşmemelisiniz. Çünkü gördüğünüz şey basit tüyler değildir. Onlar minik zehirli kıllardır. Sadece yaprakların üzerinde değil, aynı zamanda bitkinin çevresindeki havada da bulunurlar. Maskenizi çıkarırsanız burnunuza karabiber kaçmış gibi hissedersiniz. Hemen ardından da kontrol edilemez bir hapşırık krizine girersiniz. Burnunuz kaşınır, nefes almanız zorlaşır ve diliniz şişer. Gözleriniz yanmaya başlar. Eğer orada bir süre kalırsanız bu bitki sağlığınıza ciddi ölçüde zarar verir. Gimpy Gimpy kerestecilere ve avcılara yıllar boyunca büyük sorunlar çıkarmıştır. Varlığından haberdar olduklarında bile çalışırken sık sık kazara ona dokunmaya devam ettiler. Bu kadarı bile insanları haftalar boyunca hasta etmeye yetiyordu. Etkilenen alanın on yıllarca acıdığı vakalar bile vardı. Bir kişi bitkiye dokunduktan sonra 2 yıl boyunca acı hissettiğini söyledi. Her soğuk duş alışında inanılmaz nahoş hisler tecrübe etmişti. İnsanlar bu hissi 30 eşek arısının aynı anda sokmasına benzetiyor. En kötü yanıysa doktorların bu duruma çok da yardımcı olamaması. Yerde yatan ölü bir yaprak bile ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Telefon ya da eldiveninizi düşürebilir, eğilip almaya çalışırken kazara Gimpy Gimpy yaprağına dokunabilirsiniz. Onu inceleyebilmek için bir cımbız kullanarak ağzı kapatılabilen bir kaba veya poşete koymalısınız. Tamamdır. Şimdi numuneyi laboratuvara taşıyarak sırlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Gimpy Gimpy, Avustralya'da yaşayan altı sokan ağaç türünden biridir. Etrafı diğer bitkilerle çevrili bir şekilde güneşlik alanlarda büyür. Şaşırtıcı bir şekilde yapraklarında delikler vardır. Ancak hangi canlıların dünyanın en tehlikeli bitkilerinden biriyle beslendiğini öğrenmeden önce gelin ve bu bitkinin zehrini inceleyelim. Çalı minik kıllarla kaplıdır. Bu kılların bir tanesi bile büyük sorunlara sebep olabilir. O kadar ince ve ufaktır ki cildinize nüfuz edip aylarca hatta yıllarca bile orada kalabilir. Su onu temizlemez. Aksine sadece zehrin gücünü artırır. Kılın ucu herhangi bir yüzeyle temas ettiği zaman açılır. Ardından da güçlü zehrini enjekte eder. Bunun sonrasında bölgede yanma hissi oluşmaya başlar. Bu his aradan yarım saat geçtikten sonra daha da kötü bir hal alır. Cildiniz titremeye ve kızarmaya başlar. Zehrin etkisinin ne kadar süreceğini asla bilemezsiniz. Bu tamamen kaç tane kılla temas ettiğinizle alakalıdır.
Peki bu zehir tam olarak ne? Nasıl oluyor da bu kadar çok soruna sebep olabiliyor? Bilim insanları bu soruya henüz net bir cevap bulabilmiş değil. Ne yazık ki zehrin hangi bileşenlerinin yanmaya sebep olduğunu söyleyemiyorlar. Zehrin etkisi kesinlikle uzun süreli oluyor. Sıcak ya da soğuk uygulamak onu durdurmuyor. Hatta zehirden etkilenen yerinize birkaç yıl sonra dokunduğunuzda bile zehirli kılların hala orada olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bir yaprağını koparıp yere atın. Yüzlerce yıl sonra geri dönüp bu yaprağa dokunursanız yine o nahoş acıyı hissedersiniz. Gimpy Gimpy'nin botanik numuneleri birçok laboratuvarda tehlikeli olmaya devam ediyor. Gimpy Gimpy, böylesi zehirli yapraklar sayesinde dünyanın en korunaklı bitkisi olabilir. Ancak bazı canlılar yine de onun zehirli yapraklarıyla beslenir. Bu yaratıklardan biri sıradan gece kın kanatlılarının bir türü. Zehirli kıllarını umursamadan Gimpy Gimpy'yi durmadan yiyebiliyor. Çünkü zehir bu böcekleri hiçbir şekilde etkilemiyor. Üstelik bu onlar için mükemmel bir yemek. Çünkü hiçbir hayvan bu böcekler Gimpy Gimpy'nin üstündeyken onlara saldırmaya cüret edemiyor. Lakin Avustralya ormanlarında yaşayan kırmızı bacaklı pademelon bu kurala istisnadır. Bu tatlı hayvan da zehirli bitkinin yapraklarıyla beslenir. Ancak hiç kimse pademelonun kendini zehirden nasıl koruduğunu bilemiyor. İnsanlarsa bu korkusuz yaratıkların tam tersine bitkinin zehrinden zarar görmemek için tehlikeli alanların çevresinde uyarı tabelaları asıp özel kıyafet ve maskeler giymek zorundadır. Gimpy Gimpy'ye yaklaşanlar bunun hemen ardından kıyafetlerini yıkamak zorundadır. Çünkü zehirli kıllar pantolonlarına ve ceketlerine yapışır. Dünyanın en zehirli bitkilerinden birini gördünüz. Peki ya en zehirli ağacın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Florida'ya geçmek için Avustralya'dan ayrılıyoruz. Karayip sahillerine yakın bir tropik ormanda olduğunuzu hayal edin. Yağmur yağmaya başlıyor ve bir ağacın altına saklanmaya karar veriyorsunuz. Tabii bu daha en başından kötü bir fikir. Çünkü ağaca yıldırım düşebilir. Ancak bu sefer endişelenmeniz gereken şey yıldırım değil. Bu ağaç gayet sıradan görünür. Gri bir gövdesi, yeşil yaprakları ve küçük elmaları andıran meyveleri vardır. Fakat birkaç saniye boyunca yanında durursanız cildiniz yanmaya başlar. Gökyüzünden asit damlaları dökülüyor gibi bir hisse kapılırsınız. Gerçi öyle bir şey olmaz. Yağan şey sadece yağmur suyudur. Sadece damlalar ağacın yüzeyine dokunduğunda onun üstündeki zehirle dolar. Sonra gövdesinden sekip cildinize değer ve yanma hissine sebep olur. Asla bir manşinel ağacının yakınında durmayın. Ayrıca yapraklarını veya meyvelerini de koparmaya çalışmayın. Çünkü gövdesi, kabuğu, dalları ve meyvesi zehirli bir sıvı içerir. Hava sıcak ve güneşli olsa bile yanına yaklaşmayın. Ağacın kabuğu da zehir salgılar. Onun çevresinde neredeyse hiçbir şeyin yetişmediğini fark edebilirsiniz. Mantarlar, çalılar, çiçekler ve başka ağaçlar çevresinde var olamaz. Hayvanlar da bu ağaçtan uzak durur. Manşinel ağacının ürettiği zehir su ve ateşe karşı dirençlidir. Bu yüzden ağacın dallarını yakmak da kötü bir fikirdir. Dumanı özellikle gözleriniz için oldukça tehlikelidir. Yerel halk bu ağacı iyi tanır. Ancak turistler kolaylıkla zarar görebilir. Bu yüzden manşinel ağaçları boyayla işaretlenir. Gimpy Gimpy ve manşinel ağaçları korkutucu bitkilerdir. Fakat dev tavşancıl otu zehirli bitkilerin kralı olarak kabul edilir. Evet, ona dokunmak ciddi alerjik tepkilere, yanma hissine ve daha birçok etkiye sebep olur. Dev tavşancıl otları hakkındaki en kötü şey en hızlı büyüyen ot türlerinden biri olmasıdır. Tohumlarının gelişip herhangi bir alanı kontrol altına alması için çok zamana ihtiyacı yoktur. Bu şekilde hızlı bir şekilde dünyadaki ana istilacı türlerden biri haline gelmiştir. Tavşancıl otu ekosistemlerin bütününü etkileyebilir. Bu bitki diğerlerinden daha hızlı büyür ve rakiplerine zehirle zarar vererek bölgesinden uzaklaştırır. İnsanlar bu asalak bitkiye karşı savaşabilmek için çok para harcar. Tohumları bahçenize girerse orayı göz açıp kapayıncaya kadar ele geçirir. Onlardan kurtulmak da oldukça zor olur. Bu devasa bitkiler başta egzotik görünüyordu. İnsanlar onları alıp bahçelerinde dekoratif olarak yetiştiriyordu. Ancak tavşancıl otu bir süre sonra kaçmayı başardı ve gerçek bir istila başladı.
Bu bitki kestiğiniz zaman tohumlarını geniş bir alana püskürtebiliyor. Rüzgar da onları çok daha uzaklara, komşu bölgelere taşıyabiliyor. Bilim insanları ise hala bu otla başa çıkmanın kolay ve ucuz bir yolunu bulabilmiş değil.